Eski banka müdürü ve iş adamı Adnan Çelebi, ben size konuşmamda vatanın bölünmez bütünlüğünden bahsetmeyeceğim. Ben size PKK'nın meclisteki uzantılarından, ülkenin doğusunda federasyon kurma isteğinden, çift dil isteğinden, kendi vergilerini toplama isteğinden, kendi güvenliklerini kendileri sağlama isteğinden ama bütün bu isteklere rağmen Türkiye'yi bölmek istemediklerinden de bahsetmeyeceğim. Mevcut hükümetin halkı fakirleştirmeye, yandaşlarını zengin ederek fert başına düşen milli geliri arttırdığı palavrasından da bahsetmeyeceğim. Mevcut hükümetin yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele edeceğim deyip iktidara gelmesi ve ardından yoksulu daha yoksul, yolsuzluğu ayyuka çıkaran politikalarından da bahsetmeyeceğim. Bu konuların tamamı Milliyetçi Hareket Partisi misyonunda bulunmakta ve MHP politikalarıyla bunların çözümünü de sunmaktadır dedi. Sevgili ilçe başkanlarım, teşkilat üyelerim, lütfen beni rahat bırakmayın. Milletvekiliniz olduğumda bu kadar yoğun çalışmaya alışkın bir kişi olarak rahat olursam uzun ömürlü olacağımı düşünmüyorum. Sizlerden ricam beni sürekli rahatsız etmeniz, sürekli beraber iş yapmamız. Esnafın, köylünün, işçinin, memurun, tüccarın, sanayicinin ve bu işleri bizzat yaparak bu insanların dertlerinden anlayan ve bu çalışmalarımızla Balıkesir'imizi Türkiye'nin yükselen yıldızı yapmaya tüm kalbimle inanmış, vatanını ve milletini karşılıksız seven Adnan Çelebi olarak 12 Haziran 2011'de yapılacak genel milletvekili seçimlerinde vatana olan borcumu ödemek ve bu vebalden kurtulmak için Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olmaya karar verdim. Balıkesir'den Türkiye'ye, Türkiye'den dünyaya açılmak için.